sonuca. Ben şu anda hepinizi tek tek dinleyeceğim ve naçizane derdinize derman olmaya çalışacağım. Bu kıyamı da unutmayın. Siz ne yapıyorsunuz ya orada kendi çocuğum! Şimdi... Niye konuşuyorsunuz? Allah Allah! Hayret bir şey ya! Allah Allah ya! Şuna bak! Bir daha azar mı işiteceğiz? Arkadaşlar! Yok, azar yok. Şebnem, Şebnem. Bir saniye arkadaşlar, bir saniye lütfen. Arkadaşlar. Ama böyle hep birazdan konuşursak olmaz ki. Tek tek konuşalım, birbirimizi anlayalım değil mi? Burada biz de size yardımcı olmaya çalışıyoruz sonuçta. Lütfen. Mesela arkadaş ne kadar sessiz duruyor. Buyur, senden başlayalım arkadaşım. İsmin nedir, derdin nedir? Anlat, dinliyoruz. Adım Mehmet. Geçen hafta kız arkadaşımdan ayrıldım. Ya. Buyurun hanımefendi siz. Ben Mehtap. Geçen ay iş yerinden kovuldum. Sevgilim çirkin bir kız için beni terk etti. Aşık olduğum kız yüzünden ailemle papaz oldum. Nişanlımla tatile çıkacağız ama o benim istediğim oteli istemiyor. Evet, anlaşıldı. Bir dakika ya. Ne demek anlaşıldı? E biz ne olacağız burada? Ya Allah Allah sen 9 aylık kaç aylıksın sen be? Ha? Ne dinlemiyorsun hemen? Hepinizi tek tek geçeceğim. Allah Allah bir sabredin. Neyse. Arkadaşlar. Sevgilisinden ayrılanlar ve yalnızlıktan bunalanlar. Lütfen ellerini kaldırsınlar. Güzel. Sen ve sen. Siz çift olarak şu an dışarı çıkıyorsunuz. Ne bileyim bir çay için, bir tost yiyin, bir pastaneye gidin, bir tatlı yiyin, tatlı yiyin, tatlı konuşun. Bir sinemaya gidin, oturun, ex sevgililerinizi birbirinize anlatın, ailelerinizden bahsedin, çocukluğunuza inin. Tamam mı? Günün sonunda eğer hala yalnızsanız beni bulun. Arkadaşlar, öyle birbirimize bakmıyoruz. Artık görevlerinizi aldınız. Talimatlara uyalım. Birbirimize bakmayın artık, dışarı çıkalım ne olur. Yani bizim de burada bir sürü işimiz var. Lütfen bizi de düşünün. Rica edeceğim. Buyurun, buyurun. Buyurun. Mehmetciğim, buyurun. İyi günler. Selam. Biz eşek başıyız değil mi burada? İyi tamam, sen de yardım ettin sevgilim, tamam. Pardon? Yardım ettin derken? Yani sen olmasaydın... Evet, ben olmasaydım. Sen olmasaydın var ya, beni kesin parça pinçik ederdi bunlar. Aslanım benim, koçum sevgilim. Kaslara bak be. Sevgilim, ben diyorum ki... Şimdi bu siteme yazıp benden yardım isteyen 10 kişiyi her ay toplasam... Yüz yüze görüşsem diyorum. Valla o 10 kişiyi iyi seçmek lazım. Tabii. Gerçi 10 çokmuş ya. 3 iyidir. 3. Sevgilim. Hı. Yine bir krizin altından alnın akıyla çıktın. Helal olsun. Öyle oldu valla. Ama o purple lipstick'e de oh olsun. Nasıl madar ettim ama onu. Onu haşamat ettim be. Pislik. Ya artık var ya benim yanıma yaklaşamaz. O benim adımın geçtiği ortama bile yaklaşamaz ya. Ya adımı anamaz. Pis kadın ya. Sakin ol. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz vallahi. Hatta gördük bile. Tıpkı bir satranç gibi. Beyazlar kazanır. Morlar... Kaybeder. Ay bak şu anda keyfim yerine geldi bak. Tam şimdi geldi keyfim yerine. Ben gideyim de lavaboya bir saçım başım düzelteyim, şey yapayım. Gelin. Hülya meselesini de konuşacağız sonra. Yarabbim ya. Bir de dalga geçer gibi burnumuzun dibine kadar girmiş bak gerizekalı. Bir de bak ne yazmış aynaya bak. Purple lipstick buradaydı. Pislik. Bir sakin ol hayatım. Olamam sakin. Olacağım sakin olacağım. Ben ona var ya, ben onun gününü göstereceğim. Onun ağzını burnunu dağıtacağım ben o kadının. Görecek o gününü.